Merhaba YouTube insanları, dostlar. Nasılsınız? Sağ olun ben de iyiyim. Bugün bu videonun konusu stok video. Stok video nasıl çekiyorum, nasıl işliyorum, stok sitesine nasıl yüklüyorum. Bu gibi konulara değineceğim. İşte hafta sonu bir doğa yürüyüşü yaptım. Burada cep telefonumla çektiğim birkaç tane video var. Bunları stok siteler için editleyip nasıl yüklüyorum bunu anlatacağım size. İşte onları göstereyim. Şöyle bir karınca yuvası gördüm. Taşın içinde çalışan karıncalar falan var işte gördüğünüz gibi. Bir tane de bir kaplumbağa çektim. Böyle papatyaların arasında dolaşıyordu. İşte bu karınca videosunu editleyip nasıl stok sitesine yüklüyorum. Şimdi onu göstereceğim size. Cep telefonuyla çektim. Yani makina taşınmaktan artık pek hoşlanmıyorum. Ve cep telefonlarının video özellikleri de gayet yeterli bu tarz işler için. Ee, şimdi yeni bir proje açtım. Adobe Premiere kullanıyorum. Fakat siz DaVinci e, da kullanabilirsiniz. Proje özelliklerine girmiyorum. Çünkü çekilmiş videonun kendi e, özelliklerini kullanacağım. Yeni bir döküman açtım. Şuradan şu ikinci videoyu tutup premiere e sürüklüyorum. Şimdi ilk yaptığım şey her zaman şu video sekmesini kilitleyip ses sekmesini silmek. Çünkü stok siteleri hiçbir zaman ses istemiyor sizden. O seste konuşma olabilir, arkada çalan bir müzik olabilir. Bunlar copyright'a giriyorlar. Yani işte telif istenebilir. O yüzden ses dosyasını direkt siliyorum. Bir de şimdi bu stok videolarda genelde bunlar ara görüntü olarak kullanılan görüntüler. Yani mesela adam çevreyle işte ne bileyim doğayla hayvanlarla ilgili bir videoda bir şey anlatıyorsa araya mesela böyle bir görüntü girecek. Bu görüntüde maksimum en fazla yani işte 5 saniye, 6 saniye falan oynayacak. Bundan fazla olduğu zaman zaten insanlar sıkılıyor. yani fazla bir ara görüntü girdiğiniz zaman insanı sıkmış oluyorsunuz. O yüzden benim genelde stok sitesine yüklediğim görüntülerin uzunluğu en fazla 20 saniye bilemediğiniz yarım dakika oluyor. Şimdi bu çektiğim video, telefonla çektiğim video, open kamera uygulamasını kullandım bu arada. İşte enstantane diyaframı bunları kitleyerek çektim. Böylelikle ışığın değişmesi gibi şeylerle karşılaşmıyoruz. Onu da aşağı yazarım. İşte bakın oynattığımız zaman hafif bir el titremesi var. Çünkü o hani daha önceki videolarda da gösterdim ya el tripodu falan öyle şeylere koymadım. Bayağı eğildim aşağı doğru ellerimle çekerken işte elimin titreşimi videoya geçmiş gördüğünüz gibi. Öncelikle bu titreşimi alacağız. Ondan sonra keseceğiz. Biraz belki kadrajlayacağız, renk vereceğiz ve çıktı alacağız. Şimdi 20 saniye en fazla kullandığımız uzunluk dedim ya. Önce kesme işini yapalım, daha az yorulsun titreşim engelleme çalışırken. Şimdi ilk başı mutlaka kesiyorum ben zaten. Çünkü o ilk kaydet e, tuşuna bastığınız andaki titreşimi de zaten alıyor videoya. O yüzden e, videonun ilk başını mutlaka keserim. Kesme işlemi de şu bıçakla yapabilirsiniz isterseniz ya da buradan in out verip o kısmı dışarı atabilirsiniz. Ben şu an şu jiletle iki parçaya böldüm. Şu kısmı da sildim. Sonra bunu en başa bloklayacağım. Bloklamazsanız o baştan sona doğru render alırken o arada kalan boşluğu siyah olarak görürsünüz. O yüzden Sola doğru yapıştırın ya da şunu kullanın o boşluğu kapatır. Şimdi 20 saniyelik olsun istiyoruz. 20. saniyeye kadar sarıyorum. Daha detaylı sarmak istiyorsanız da şu ok tuşlarıyla sarabilirsiniz. Burada in out vererek keseceğim. Onu da görmüş olursunuz. Evet, 20. saniyeye kadar kestim. Şimdi şu titremeyi yok edelim. Şuradan efekt tabına geliyorsunuz. Buna bastığınız zaman zaten şöyle bir şey açılıyor. Bende şu an Lumetri tabı açık. Ama siz buradan efekse tıklayıp Warp yazdığınız zaman Warp Stabilizer yani stabilize edeceksiniz. Bunu tutup şu e, timeline'ınıza işte zaman akışının üstüne sürüklüyorsunuz. O zaman Şurada işte bu kaç kareden oluşuyorsa her bir kareyi analiz etmeye başlıyor. Şu an işte o işlemi yapıyor. Eğer ekran kartınız güçlüyse ve de işte işlemci çekirdekleriniz fazlaysa bu işlem daha kısa sürüyor. Genellikle Nvidia kartları tavsiye ederler. Çünkü bu işlemleri CUDA çekirdekleriyle falan yapıyorsunuz. Bende Radeon kart var. Bu da yapıyor ama biraz daha uzun sürüyor. Bir de proje 4K tabi 4K 30 fps olduğu için daha uzun sürecek. Ama eğer 1080p çekmiş olsaydınız daha kısa sürede yapmış olacaktınız. Şimdi işlemin bitmesini bekleyeceğiz artık. Bakın şu an işlemi tamamladı. İzleyelim. Gördüğünüz gibi tripodla çekilmiş hale getirdi görüntüyü neredeyse. Fakat burada e, dikkat etmeniz gereken şey e, mümkün olduğunca çektiğiniz e, kamerayı sabit tutun. Yani böyle bir gemideymiş gibi sallanıyorsanız falan o titreşimi düzeltmesini pek beklemeyin. Yani siz mümkün olduğu kadar iyi çekmeye çalışın. O işi e, şansa bırakmayın yani. Bir de şöyle bir tavsiyede bulunayım. Geniş açıyla çekerseniz yani ne kadar geniş açıyla çekerseniz e, kenarlardan aslında bu işlemi yaparken biraz kırptığı için yani kırparak ona aslında belli bir düzleme oturtuyor. Burada yapay zeka falan kullanarak e, daha başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Yani dar açıdansa geniş açıyı e, titreşim engelleme uygulaması daha başarılı. Fena olmadı. Şimdi buna biraz renk yapalım. Yani renk yapmak derken işte keyfime göre biraz editliyorum. Yoksa öyle profesyonel renk yapmaktan bahsetmiyorum. Şu gölgede kalan kısımları açacağım biraz. Toprağı belirgin yapmak için. Highlight'ı biraz belirginleştireceğim. Hafif kontrast vereceğim. Çok az da bir pozlamasını arttıralım biraz da sıcaklık verelim. Şey gibi oldu bu eski rahmetli Bob Ross gibi şuraya küçük bir ağaç koyalım falan. Yani belki fark edilmiyordur bile. Fakat gözle görünür biçimde bir renk değişimi istiyorsanız o zaman şu kreatif kısmına girip LUT uygulamanız gerekiyor. Bu LUT da nedir? Lookup Table. Yani görüntüdeki bu ıı, Kaydedilmiş renk skalasını siz başka bir skalaya doğru çekiyorsunuz. Yani atıyorum yeşillere verilen e, dijital kodlar olarak açıklayayım. Atıyorum bir birimse buradaki hazır o reçetede atıyorum bütün yeşil tonlarını 5 numaralı şeye çekmiş gibi düşünün. Yani bütün renkleri komple kaydırıyor. Ya da bazı renkleri komple kaydırıyor. İşte bu kaydırma işlemleri için Hazırlanmış bir takım reçeteler var burada. Bu reçeteyi mesela tıkladığınız zaman Fuji Eterna, Kodak 2395 diye bir şey. Adobe yayınlamış yani kendi içinde olan reçetelerden. Bakın biraz değiştirdi. Ya bunu istemiyorum ben. Geri alıyorum. Şuradaki mesela şunu kullanacağım. Biraz fazla yaptı mesela. Bana göre fazla. Bunu mesela azaltabilirsiniz. Şu intern intensity'yi mesela %50 verdiğim zaman aslında o kadar da fazla gelmedi yani şu an. Biraz vinyet ekleyeceğim. Şuradan yani görüntünün kenarlarını biraz karartıyorum. Ya yani bunu yapmamdaki amaç şuraya odaklanma durumu aslında. Bir de curve'u biraz oynayalım. Tabii çok hakim değilim bu şeylere. Yani bunların daha iyilerini DaVinci Resolve'da yapıldığını söyleyen arkadaşlar var. Hani ben de biraz kurcalarsam ileriki günlerde o konuda da bir video gelebilir yani çözebilirsem. Şunu 0.4 yapacağım. Hatta 0.7'ye kadar 7 çok oldu. 0 0.5 diyelim. İşte burada mesela monitörünüzün doğruluğu da önemli aslında. İşte mesela oyuncu monitörlerinde bu renkleri falan bu kadar doğru göremiyorsunuz. İşte ya IPS bir monitörünüz olması lazım ya da işte bu Mac'lerdeki gibi Retina ekranlar kullanmanız lazım. O o da önemli bir husus. Şimdi benim gibi mesela simetri ve kadraj hastaları için bir şey anlatacağım. Şimdi şu e, karıncaların çıktığı delik şurası ya bunu biraz daha şuraya doğru almak istiyorum onu da şu pozisyon kısmına gelip şuradan bakın biraz sağa doğru çekip şuradan da hafif aşağı doğru alacağım bakın bunu yaptığınız zaman kenarlarda siyah boşluk kaldı bu boşluğu da yok etmek için şuradan skalayı 103 yaptım Evet, biraz zoom girmiş gibi oldu fakat tam istediğim yere oturdu görüntü. Oynatalım. Bence e, gayet iyi durumda. Şimdi bundan çıktı alacağım. Biraz daha shadow vereyim hatta. Hatta şu kreativi %45 falan olarak da girebilirim. Neyse bundan şimdi çıkış alıyorum. File'a geliyoruz. Medya diyoruz. Şimdi çıkış alırken yükleyeceğiniz stok sitesinin sizden istediği formatlar var. Şimdi en son popüler olan format Apple'ın ProRes formatı aslında. ProRes'in 4.2.2 HQ formatında çıkış alabilirsiniz. Fakat ben şimdi öyle yapmayacağım. Çünkü benim bilgisayarımda ProRes kodek yok. Ama Mac kullanıyorsanız ya da işte ProRes kodekler varsa bilgisayarınızda yani çıkış alabilirim ama tekrar izleyemiyorum. Ee, ya da projeyi kaydedersiniz hem ProRes kaydedersiniz hem başka formatta kaydedersiniz. 3,5 5 e, stok sitesiyle çalışıyorsanız aynı anda farklı farklı formatlarda kaydedebilirsiniz aynı dosyayı. E, işte ProRes dedik e, H265 güzel kodek kaybı az olan bir kodek fakat bunu da pek desteklemiyorlar. Ben genelde H264 çalışıyorum. Eski bir kodek ama genellikle çoğu stok sitesinin kabul ettiği bir kodek. Şimdi audio kısmını kapatıyorum. Çünkü işte ses istemediğinden bahsettim. Şöyle video kısmında çözünürlüğümüze bakıyorum. işte 4K çıkış alacağız. Frame rate'imiz 30 fps. Çünkü öyle çektim. Ee, şunu tıklıyoruz maksimum derinlikte render al diye. Şimdi şurada Hardware Encoding diyorsa ekran kartınızı kullanıyordur. Software diyorsa da yazılım üstü. Hardware'ı seçebiliyorsanız Hardware'ı seçin çünkü bu daha hızlı render edecektir e, videoyu. Şunları da değiştirmiyoruz ama 4K olduğu zaman bu 5 ve üstü levellarda oluyor. Daha yüksek bitrate ve çözünürlükte kaydederken 5 ve main olarak seçiliyor. Ama siz mesela 1080 p çektiniz ama yüksek bitrate de kaydetmek istiyorsunuz, o zaman işte onu mesela main high bunlara getirip mesela highda da render ettirebiliriz. High diyelim. Burada da 5 bir seçili zaten. Buna bir şey dokunmuyorum. Normalde deminki haliyle de render etsek olurdu ama ben haya aldım. Haya aldığınızda daha yüksek bitrate değerleri girebiliyorsunuz. Şimdi renk şeylerine dokunmuyorum hiç. O konuda çok da bir bilgim yok aslında. Şimdi bitrate settings. Şimdi VBR dediği burada girdiğiniz bitrate değerini sabit olarak almıyor. Yani çıkabileceği en üst sınır 10 megabit oluyor. Yani bu şu demek mesela şu karıncalar hareket ediyor ya buralarda mesela 10 megabit kullanırken şu sabit olan görüntülü yerlerde daha düşük bitrate kullanabilir demek. Yani bu sıkıştırma açısından güzel bir şey ama profesyonel bir iş yollarken bunu ben pek tercih etmiyorum. CBR olarak CBR yani constant bitrate. Bitrate'i ne kadar girerseniz görüntüdeki her bir alanı o bitrate'de Sıkıştırıyor demek. Bunu da 100 yapıyorum. Genelde ben 100 megabit olarak gönderiyorum stok sitesine. Şurada da 100 maximum render quality diyorsunuz. Şuraya dosya isminizi girebilirsiniz. Masa üstünü seçiyorum mesela. Karıncalar e, noktalı yani İngiliz karakterleriyle giriyorum ki dosya isimlerinde problem çıkmasın diye. Eski DOS'tan kalma bir alışkanlık bu. Sonra da export diyorum. Şu an render ediyor. Yani render'ı warp işlemine göre daha hızlı yapıyor. Çok da bir şey yapmadık ama üstüne efektler falan ekleseydiniz bu süre uzayacaktı. Ya da daha uzun bir dosya olsaydı yine daha uzun sürede render edecekti. Evet işlemimiz bu kadar. Şimdi bunu nasıl yükleyeceğiz? 10'a gelelim. Şimdi videomuz burada. Bir izleyelim bakalım tam ekran. Evet gayet iş görür bir biçimde bir e, görüntü oluşmuş. Tamam şimdi ben hazırladım Edge'i. Pond 5'a e yükleyeceğim. Pond 5 de diyebilirsiniz bu video üstüne ihtisaslaşmış bir site aslında. Daha çok video stok video üstüne. Şimdi şurada tabii giriş yapacaksınız. Üye olmanız gerekiyor. Yani o konulara girmiyorum bile. Upload kısmına geliyoruz. Buradan upload new file diyoruz. Şimdi şuraya ya masa üstünden şöyle tutup sürükleyebilirsiniz. Ya da Şuradan choose files dersiniz. Masa üstüne gelirsiniz. Buradan yaptığınız dosyayı aç dediğiniz zaman bu upload etmeye başlar. Tabi internet hızınızla doğru olan orantılı bir biçimde upload ediyor. Eğer yavaşsa bekleyeceksiniz. Şimdi bekliyoruz mesela. Şimdi upload işlemimiz bitti. Bu pencereyi kapatıyoruz. Şurada bir F5'e basıyoruz. Bakın, şuradaki listede Karıncalar dosyası artık gözüküyor. E, Proses için sıraya alınmıştır diyor. Tabi bu sıraya alındıktan sonra site tarafındayız artık. E, site'nin bunu işleyip sizin kelime girebilecek hale gelmesi gerekiyor. Şu an hiçbir şey yapamayız. Site'nin bunu kelime girilecek, fiyat girilecek hale getirmesini bekleyeceğiz. Şimdi bu processing haline geçti. Yani diyor ki biz bu dosyayı aldık. Tamam, formatı düzgün. Biz bunu işliyoruz. Kendi altyapımıza entegre eder hale getiriyoruz diyor. Yine bekleyeceğiz. Yani bu zaten bittiği zaman şurada title ve description yani açıklama kısmı ve şurada edit kutusu çıkmış halde olacak. O zaman içeriğimizi, anahtar kelimelerini, açıklamasını falan gireceğiz. Zaten şurada bir numara ataması gerekiyor. Bunu yine bekliyoruz. Şimdi bir süre sonra sitenin görüntüsü şu şekle gelecek. Yani F5'e basarak güncelleyebilirsiniz sayfayı. Şu hale geldiği zaman bu edit kutusuna tıklıyoruz. İşte burada e, bir ön izleme seçmemizi istiyor. Şurada ekstra özellikler var. Bu tarz çok videolar yüklediyseniz bunun bir şablonunu da oluşturabiliyorsunuz. Yani benzer konuda mesela 10 tane video yüklediniz, birbirine benzer, aynı girdileri hepsinde kullanacaksanız. Buradan kaydettiğiniz o gene reçete diyeceğim. O reçeteyi uygulayabiliyorsunuz. Ama ben şu an tek dosya üstünde göstereceğim size. İngilizce kullanıyorum. Çünkü İngilizce'deki kelimelerin bulunabilirliği yani dünya çapında kullanıldığı için daha fazla. Ama zaten kullanıcı yani müşteri oradan diğer bir dili seçtiği zaman site bunu otomatik olarak çeviriyor. Herhangi bir... E Öngörünüm preview seçtik. Yani işte küçük resim. Şimdi buraya başlık gireceğiz. Mesela Ant Hill in the Rock. Mesela İngilizceye o kadar hakim değilseniz yapabileceğiniz bir şey var. Onu da göstereyim. Google Translate'e giriyorsunuz. Şuradan asıl sayfasını seçelim. Türkçeden İngilizceye Kaya içerisindeki e, karınca yuvası. Ant Hill in the rock. Çık, Çıkıyor zaten. Ya da buraya daha detaylı bir e, şey de girebilirsiniz. Yani bir açıklama da girebilirsiniz. Ama onu başlıkta yapmayın. Çünkü başlıkta e, tek tek e, bu kelimeler işte e, ne deniyor? SEO falan gibi. Yani arama motorlarına entegre oluyor. O yüzden burayı mümkün olduğunca yani şu ana başlığı sade tutun. Yapacağınız açıklamayı burada yazın. Ee, mesela oraya da ne, ne diyebiliriz? Yani bunun aynısını da yazabilirsiniz. O, o bir şey fark etmiyor aslında. Ama bulunabilirliğinizi düşürmüş oluyorsunuz. Ona ne diyelim mesela? Ee, Kaya içerisindeki karınca yuvasının yakın plan çekimi. Diyelim mesela close up shot of until in in the rack. Mesela bunu da kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Tabii şunlara falan hep dikkat ediyorum baş şeyi o düzgün gözüksün diye. Bir tane daha bu kelime yazma konusunda bir tavsiyem daha olabilir size. O da yeni bir sekme daha açın Font Five ya da artık nereyi yüklüyorsanız. Burada işte ant hill in the rock yazın. Sizin çektiğiniz videoya benzer videolar çıkaracaktır. Yani işte sizinkine en benzer olanı bulun. Bu aslında mesela Shutterstock'ta otomatik olarak yaptıkları bir özellik ama yani manuel olarak kendiniz de bu işlemi yapabilirsiniz. Mesela ne demiş? Close of an ant hill and ants moving around. Ha mesela bakın moving around. Orada çünkü hareket ediyorlar. Onu mesela in the rank, and are moving around. Mesela bunu ekleyebiliriz. Ya yani basitçe böyle kelime yazma işlemi. İşte buradan diğer sizinkine benzer videoları da inceleyerek bunların anahtar kelimelerine de bakabilirsiniz. Bir fikir veririm yani sırf anahtar kelime olarak da değil çektiğiniz şeyi geliştirmek açısından da bunu yapın. Yani başkaları nasıl çekmiş, hangi açıyla çekmiş, nasıl yaklaşmış o konuda da size bir e, öngörü sağlar. Şimdi bunu yaptık. Tarihi zaten otomatik yapıyor. Eğer yüklediğiniz şey bir şehre özel yani özellikle bir şey değilse burayı boş bırakın. Ama mesela... Bir manzara çektiniz, bir şehri çektiniz. O zaman şehrin işte hangisi olduğunu buraya yazın ki daha kolay bulunabilsin. İşte ülke de yani bu her ülkede görülebilecek bir şey. O yüzden ülke kı kısmını da doldurmuyorum. <laughs> Pardon. Burada kamera model veya yazılım girdisi yapabiliyorsunuz. Gene onu yapmayacağım çünkü işte çok profesyonel kullanımlarda e, işe yarıyor. Bu nerede kullanılıyor? Onu anlatayım. Mesela adam Netflix için bir program e, hazırlıyor, yani bir program yapıyor ya da bir dizi çekiyor. Netflix'in ya da diğer işte o e, bir takım bu servislerin dayattığı kamera modelleri ve yazılım modelleri var. İşte adam mesela hiç uğraşmak istemiyor binlerce görüntü arasından diyor ki bana. İşte Canon'un bilmem ne modeliyle çekilmiş videoları çıkart sadece gibi bir arama yapıyor. İşte o yüzden buraya kamera modelinizi yazıyorsunuz. Ben yazmıyorum. Baksın beğenirse kullanır belki. İşte burada diyor ses içeriyor mu diyor. Hayır diyoruz. Ee, aynı şekilde tekrar ediyor mu? Mesela bu şeylerde olur. Bazı desenler böyle yuvarlanarak sonsuza dek dönüyormuş gibi gözükür ya. İşte öyle bir özellik var mı videoda? Yani mesela bir su akışı çektiniz, şelale. O mesela şelale aslında sonsuza dek dökülüyormuş gibi gözüküyor mu falan. Şimdi öyle saçma bir örnek verdim ama aklınızda canlandırın işte. Şurası da işte fiyatlama kısmı. Yani bu mesela sitenin önerdiği fiyat. Ben şimdi buna dokunmayacağım. Çünkü çok bir emek vermedim bunu çekerken. Ama ne bileyim işte uçağa atladınız gittiniz çok zor bir yerde çok zor bir şey çektiniz. Sizin için özel ve biricik bir şey ise o. Buraya istediğiniz fiyatı koyuyorsunuz. Yani zor bulunan bir şey ise ve çekiminize kalitenize güveniyorsanız buraya istediğiniz fiyatı yazarsınız. Ama sitenin önerdiği fiyat genelde iyidir. İşte boyutlar arasını biz mi belirleyelim sen mi belirleyeceksin falan diye soruyor. İşte burada da işte bunu bedava promosyonlarda kullanalım mı? Bedava konusu da şöyle. işte bedava kullanırlarsa sizin görünürlüğünüz artıyor. Yani adam onu bedava indirirken bir de diyor ki ya bu adam başka neler çekmiş ona bir bakayım diyor. Beğenirse satın alıyor. Şimdi şurada bu kelimeleri yapay zeka kullanarak kendi belirledi. Ben girmedim bunları. Buradan işte ekleme çıkartma yapabilirsiniz. Mesela doğa, nature renkli bir video İşte natural, close up background, day summer, tree yok mesela. Burada bir ağaç yok. O yüzden tree'yi kaldırıyorum. Spring ol olabilir de olmayabilir de outdoors, dış mekan, brown çünkü toprak kahverengi renkte. Plant, şurada bir takım plantlar var. Park, park olabilir. Old demiş. Old'a ilişkin bir şey yok. Green, şurada bir green yeşil renk var. Beautiful, ya kimine göre güzel, kimi de tiksiniyor da olabilir. Ona bir şey demiyorum. Rock, şu işte kaya, stone, stone da diyebilir. Exterior, dışı. Texture, şurada bir doku var. İşte toprak dokusu var. Real time, gerçek zamanlı çekilmiş. Yani işte time lapse değil. Building mesela burada bir building yok. Bunu çıkarıyorum. Forest bir orman içinde olabilir. Mesela ants karıncaları algılamamış mesela. Hem çoğul hem tekil giriyorum. Bakayım izin verecek mi? Ant'e de izin verdi. Bazı siteler mesela buna izin vermez. Bir şeyi ya tekil girebilirsin ya çoğul girebilirsin. İşte mesela working ants çalışan karıncalar. İşte moving moving And başka ne diyebiliriz? Ya işte aklınıza gelen şeyleri buraya yazabilirsiniz. Ant hill mesela bunu yazmadık. Ant hill. Bir de ayrı olarak da yazıyorum. Ha bunu yazdıktan sonra zaten kaydettiğiniz zaman bu e, onaylanma aşamasına gelecek. Bu süre zarfında da o kelimeleri ekleyip çıkarabilirsiniz. Ya da kabul edildikten sonra da ekleyip çıkarabilirsiniz. Fakat o şeyin güncellenmesi zaman alıyor. Yani hayati bir kelimeyi unutursanız o kelimeyi değiştirdikten sonra geçen süre zarfında insanlar o görsele videoya ulaşamaz halde olurlar. Tamamlandıktan sonra güncellendikten sonra ulaşabilmeye başlıyorlar. Onu da aklınızda bulundurun. Şuradaki kısım da videonun nitelikleriyle ilgili. İşte burada insan var mı? Mesela insan istemiyor mesela arayan kişi. No people diyorum. İşte o insan varsa zaten şunları seçiyorsunuz. İşte bebek mi, yetişkin mi, orta yaşlı mı, Afrikalı mı, Asyalı mı, Orta Doğulu mu falan. İnsan yoksa zaten bunu geçiyorsunuz. Kamerayla ilgili bilgiler. İşte bu mesela real time görüntü. Ee, Close up bir görüntü. Yani yakın çekim. İşte mesela kullanılan lensi soruyor. Yani mesela buna ne diyebiliriz? Handheld shot. Elle çekilmiş diyebiliriz. Yani wide angle değil. Onu seçmiyorum. Telefoto da o kadar değil aslında. Natural lighting. Yani doğal ışık kullanılmış. Oraya bir ışık yapılmamış. Işık yakmadım. Yani koleksiyon mesela hayvanlar koleksiyonunuz varsa onun içine ekleyebilirsiniz ya da sadece karınca çekiyorsanız karınca koleksiyonu diyebilirsiniz. İşte bunları girdikten sonra da kelimelere bakarsınız. Tamam diyorsanız save and submit for review yani bunu kaydet ve onaylanma için incelemeye gönder. Bunu tıkladığınız zaman bakın şurası. E mor pembe arası bir renk oldu. Artık bekleme de bu. Bir süre sonra bunu kontrol edecekler. Ya kabul edecekler ya şu şu nedenlerden ötürü bu görseli bu videoyu kabul edemeyeceğiz diyecekler. Kısacası bu yani olay. Eğer aklınıza takılan sorular, önerileriniz falan varsa bu videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. İleride bu tarz videolara devam edeceğim zaten. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.